Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro yayınlan yayınlarının hazırladığı geometri Soru Bankası kitabında Çemberde açı konusundaki iç açı ve teğet kiriş açı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda 45 derece verilmiş teğet kiriş açı 45. Teğet kiriş açı 45 ise gördüğü yay 2 katı yani 90 yapar. Burada da teğet kiriş açı 55 ise burası 110 yapar. Çemberin ölçüsü 360 derece. 110, 90 daha 200. Buraya kaç derece kaldı? 160 derece kaldı. Çevre açı var burada. Bu da yarısı olduğundan dolayı. 80 derece olarak buluruz. Yani x 80 çıkar birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Teğet giriş açı var burada. 70 ise hemen gördüğü yaya bakıyorum. 140 derecedir. Şurada da bir çevre açı var. Hemen yarısıdır burası da 70. X kenar üçgen tepe açısı 70. 180'den 70 çıkart. 112'ye böl. 55-55 olur. Dolayısıyla x'i böylelikle 55 derece olarak buluruz. 3'e geldik. 30 ise gördüğü yay 60. 50 ise gördüğü yay direkt 100. Sonra iç açı böyle merkez açı falan yoksa içerideki açılarda direkt x gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. Yani böylelikle 80 çıkar. Ya da ne yaparsın? Hocam 60 ya burası. 60 olduğundan burası 30 dersin. Sonra bu üçgende de iki iç açı bir dış açı. Üçgen bilgisiyle de yine sonuca ulaşabilirsin. Bu tamamen senin seçimine kalmış. İstediğin şekilde yapabilirsin. Üçüncü soru 80. Geldik 4'e. Şimdi BC çapsa çapı gören çevre açı 90 derece 3 4 5'in katı 12 16 20 üçgenden burası 20'dir. Yarı çap 10 10 çıkar. Çemberin yarı çapı isteniliyor. Yani cevap 10 çıktı 4. soruda. Geldik 5'e. Teğet giriş açı var burada. 20 ise gördüğü yay hemen şöyle şurası 40 yapar. sonra merkez çemberdeki en etkili silahımız yarı çap çizmektir. Ya da merkez varsa teğet varsa çek dik diyoruz. Hocam burası 90 derece. E tamamı 90 olduğundan buraya 70 derece kaldı. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. X kenar çıktı. X'i kaç derece buluruz? 70 derece olarak buluruz. Örnek 5, 70 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Şimdi BACX soruluyor bize. Çemberdeki böyle çevre açı, merkez açı falan filan yoksa ki 50'yi kullanamıyoruz. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. Çizdik. Çizince yarıçap uzunluklarının eşitliğini de mutlaka göster. A 50 ise burası da 50 oldu. 50 50 100 buraya ne kaldı? 80 ve 80 merkez açı. Gördüğü yay burası direkt 80 yapar. Bak x bu yayı görüyor. Yani çevre açıdan dolayı kaç derece yapar? 40 derece yapar. Yani x'i 40 olarak buluruz. Örnek altta. Evet böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanın testinde yani iç açı ve teğet giriş açının kazanın testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.